İlk etapta öyle bir başlangıç yapıyor ki Akif. Kur'an-ı Kerim'de bir ifade var. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın Mekke'den Medine'ye hicreti esnasında Hazreti Ebubekir'le sığındıkları bir mağara vardı. O mağarada kendilerini bulmaya gelen müşrikler mağaraya dikkat ediyorlar, bakıyorlar. Hazreti Ebubekir endişeleniyordu. Ya Resulallah, az daha dikkat ederlerse görecekler. Kendimden zerre kadar korkmuyorum. Allah Resulü olarak sana bir şey yaparlarsa ben ne yaparım diyordu. Ve cevap geliyordu. La tahzan innallaha ma'ana. Ey Ebubekir, korkma, üzülme. Allah bizimle beraber. Bizimle beraber Allah ise hiç kimsenin bizi alt etme gücü ve salahiyeti olamaz diyordu. Ve Akif oradan esinleniyor. İlk girişte korkma diye başlıyordu. Öyle bir korkmaydı ki bu, cepheden Yunan'ın esaretine girme gibi, cepheden olumsuz anlamdaki gelen bu tip yenilgiler varken, insanımızın morali bozulmuşken, Sevr antlaşması imzalanmışken, ama ne olursa olsun diyordu Akif, korkma diye başlıyordu. Kılavuz Allah Resulü'ydü zira. Kılavuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği Kur'an'a giren La tahzen innallâhe me'anâ idi. Merhum Akif'in korkma diye başlayan şiirlerinden bir tanesi de İstiklal Marşı'nın dışında bir şiiri daha var. O da safahatinde gene ecdadımıza o civan mert cephede baş eğmeyen şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar dediği o insanlarla alakalı öyle bir korkma diye başlıyordu ki korkma cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz diye başlıyordu. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa, afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir? Değil mi cephede birdir vuran yürek, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz diyordu. Korkma, neden endişe ediyorsun ki? Endişen nedir ki? Sen Allah'a inanmıyor musun? Allah'ın seninle birlikte olduğuna inanmıyor musun? Adeta diyordu. Allah bizimle, korkmayın. O ruhu kaybetmeyin yeter. Öyle başlıyordu. Korkma. Ama hitap, değerli kardeşlerim, hitap aslında o bağımsızlığımızın sembolü olan, şehitlerin kanından rengini alan o al bayrağıydı aslında. Ve Türk milletine korkma diyor, önce millete sesleniyor. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. O dön sönmez diyor, o inmez, korkma, endişe etme diye başlıyor. Çünkü onun inmesi artık işin bittiğini gösterir. Bitmez iş diyor. Korkma. Sönmez şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Ha sönebilir, inebilir. Ne zaman biliyor musun? Bir kişi bile kalıncaya kadar o devam eder. Tek kişi bile kalsa, tek ocak kalsa tüten, efendim canlılık alameti gösteren bir şahıs bile olsa onu mutlaka dalgalandırır, korkma diyor.
sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Niye? Çünkü o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Sonra sanki o bayrağı, o sancağı bir küskün gibi görür, gibi oluyor ve ona hitap ediyor. Sanki küsmüş millete o al sancak. Siz ne yapıyorsunuz? Beni indirmek, Fransızlar Maraş'ta indirdi, kendi bayraklarını çektiler. Siz ne yapıyorsunuz? Öldünüz mü der gibi bir bakış var sanki o bayrakta, o sancakta. Ve sonra ona dönüyor. Diyor ki, çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Çehreni çatma, aman bana öyle bakma. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Kahraman milletime gülümse bir gül, bu şiddet bu celal nedir diye adeta onunla konuşuyor. Bak diyor, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Ben senin uğrunda nice kanlar akıttım, şehitler verdim. Onları helal etmem sana had. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Çünkü diyor, vurucu cümleyi koyuyor. Çünkü benim milletim hakka tapıyor. Benim milletim Allah'a tapıyor. Onun dışında kimse ona baş eğdiremez. O rükû olmasa, o secde olmasa dünyada eğilmez başlar. Böyle bir milletim ben. Çünkü ben hakka tapıyorum. Hakka tapan milletimin istiklal hakkıdır, bağımsızlık hakkıdır. Çünkü o sadece ondan korkar. Onun dışında hiçbir güç ona boyun eğdiremez zira diyor. Ve bu marş olarak, istiklal marşı olarak gençliğimize, neslimize adeta zihinlerine nakşedilmesi gereken, her an o duyguyla yetişmesi gereken bir nesli oluşturuyor, oluşturması gerekiyor. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Ben öyle bir yapıdayım, öyle bir ruh halindeyim ki önüme barikatlar kursanız, bentler kursanız, ne koyarsanız koyun, hangi engeli koyarsanız koyun, kükremiş sel gibi hepsini çiğner aşarım, dağları yırtarım, enginlere bile sığmam, o uçsuz bucaksız çöllere sığmam taşarım diye devam ediyor. Ve peki diyeceksiniz ki diyor adeta, tamam da neyine güveniyorsun? Hani cephanen, hani silahın, yedi düvel gelmiş üzerine Fransızı, İngiliz'i, Amerika'sı, İtalyan'ı ve sen yapayalnız kalmışsın. İşte onun cevabını veriyor. Diyor ki, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Garp dediği batı, batının ufuklarını saran modern silah araç gereçleri mi var diyorsun? Böyle mi demek istiyorsun? Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Bendeki iman onların topuna birden yeter, topu birden gelsinler adeta diyor. İman varsa onun için imkan da var demiş ecdadımız. Ama iman yoksa, isterse her türlü imkanın olsun, hiçbir işe yaramaz, biter. Onun için değerli kardeşlerim, dikkat edin. Bu süper denilen güçler kara savaşlarından kaçınırlar. Niye kaçınırlar? Ya dipsiz bir kuyu gireceksin, kafana bir mermi veya bir sopa gidersin. Ha biz güvenli olması için yukarıdan bombalayalım, diğerine karışmayız. Niye? İnanç yok, iman yok. Gidince nereye gidecekleri belli değil. Ama Mehmetçik öyle mi? Ölüme seve seve atılan bir millet o.
Benim başımı kimse eğdiremez. Ben gidersem peygamberlere komşu olacağım. Benim için kayıp yoktur. Ölürsem şehit olacağım. En büyük kazanç, kalırsam gazi olacağım. Bu anlayışı alt etmek mümkün mü acaba? Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim, sınırlarım var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. İfade bu değerli kardeşlerim. Ve sonra adeta o cephedeki Mehmetçi'ye sesleniyor. Türk milletine, askerine sesleniyor. O askerlerin ruh halini adeta en ince teferruatına varıncaya kadar sezen ve onlara aman diye hitap ile meseleye giriyor. Arkadaş diyor, yurduma alçakları uğratma sakın. Onlar alçaktırlar, onları sakın yurduma uğratma. Peki neyle, nasıl mı diyorsun? Gövden var ya, bedenin var ya, siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Peki karşılığında ne mi var diyorsun? Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Sana hakkın vaadini duymuyor musun? İnnallâhe eşterâ enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumul cenneh. Allah cennet karşılığında sizin mallarınızı ve canlarınızı satın aldı. O vaadi, o cenneti bilmiyor musun? O sana doğacak. Zaferle dünyada da doğacak. Öbür tarafta zaten kazanacaksın ve cennetle iç içe olacaksın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Bütün neslimizin, öğrencilerimizin, gençlerimizin asla unutmaması gereken, bastığın, yürüdüğün yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bu cennet vatan öyle bir vatan. Ve binlerce kefensizlerin yattığı bir ülkede, bir vatan toprağındasın. Artık o vatandır, uğruna şehadet verilmiş, şehitlerin kanıyla yoğrulmuş bir vatandan bahsediyoruz. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı verme diye bir hitap. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak, toprağı sıksan şu heda. Bu mübarek vatanın uğruna feda olmaz ki. Niye? Çünkü bir avuç toprak alsan, onu sıksan şehit kanı sızacak, o fışkıracak oradan. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ve ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Ya Rabbi diyor, benim ruhumun senden isteği şudur. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Yabancılar mabedimi çiğnemesinler. İbadet ettiğim yerlere uğramasınlar. Bunu istiyorum senden ya Rabbi diyor. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O ezan susmayacak dediğimiz buradan neş'et eder. O bayrak inmeyecek dediğimiz buradan neş'et eder. O ruhu yakalamak bizim için, neslimiz için, gençliğimiz için olmazsa olmazdır. Değerli kardeşlerim, bunlar bitiriliyor son kıtada. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diye bitiriyor ve o anlamlı dizelerle bize ruh veriyor. Kıymetini bilmemiz gereken o toprakları sunuyor, o vatanı sunuyor. Aman dikkat edin, sonra ecdadınıza karşı sorumluluğunuz, o ecdadınızın size bıraktığı o emanete gözünüz gibi bakacaksınız ve ne için bu uğurda şehit olduklarını unutmayacaksınız adeta diyor. Ve bu mecliste bir daha okunarak kabul edilen ve anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeleri arasına giriyor. Zaman zaman çatlak sesler çıkmıyor değil. Biz bilinçli olduğumuz zaman, neslimizi bu yönde eğittiğimiz zaman Allah'ın izniyle sırtımız asla yere gelmeyecek. Buna inanıyoruz ve bu uğurda mücadeleye sonuna kadar devam diyoruz. Rabbim şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Rabbim bize bu vatanı emanet eden o aziz şehitlerimizin yolunu bir an bile şaşırmadan takip etmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim bu güzel yurdumuzda, bu güzel vatanımızda o bayrağımızın inmemesi, ezanın dinmemesi için yaptığımız her mücadelede Rabbim yanımızda olsun inşallah. Bütün şehitlerimizin ruhları için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, şehitlerimizin bizden razı olmaları için ve Allah rızası için El Fatiha.